Evet, salıdan konuşuyorum arkadaşlar. Biz dünkü muhabbetleri yaptıktan sonra bir haber geldi. YSK seçimi iptal etti diye. 4 kişiye karşı 7 kişinin oyuyla. Hiçbir zaman anlayamadığım şeylerden biri olmuştur bu. Mesela İstanbul'da seçime milyonlarca kişi girdi, değil mi? Önce yok dediler, bir daha sayalım. Bir daha saydılar, olmadı. Şimdi bir daha seçim yapalım diyorlar. Ve bu bir daha seçim yapalım kararı 7 kişinin verdiği oyla belirleniyor. Yani toplamda 11 kişi var ama 7 kişi diyor ki bizce seçim yenilenmeli. Zaten her şeyden önce burada bir mantıksızlık var. Çünkü diyelim 7 tane adam sokmuşlar içeriye. Farz ediyorum yani. Farz ediyorum 7 tane adamları var. Daha önce ortaya bir sürü damgasız oylar çıktı. Damgasız oyları geçerli kabul ettiler. Daha önce bir sürü kameralara alınan yakılmış oylar ortaya çıktı. Seçimi kabul ettiler. Daha önce kameraya bile kaydı olmuş, Bir sürü saçma sapan olay çıktı. Hepsini kabul ettiler. Bu sefer CHP gerçekten çok iyi örgütlenmiş. Daha doğrusu Millet İttifakı gerçekten iyi örgütlenmiş. O tür olaylar görmedik. O tür olaylar görmeyince zaten kaybettiler. Ve gerekçe olarak da şu anda en azından belki başka gerekçeler de vardır veya o sonradan ortaya çıkar. Memur olması lazımmış seçim görevlilerinin. Olmadığı için bunlar kesin hile yapmıştır diye düşünerek iptaline kadar usulsüzmüş yani. Öncelikle şunu soralım. AKP kazanmış olsaydı, CHP olağanüstü itiraz etseydi, durumlar aynı olduğu halde kabul edilir miydi? Aslında çıkıp YSK'ya bunu sormak lazım. Twitter'da falan sayfaları var ya, onu sormak lazım. Yani sonuç farklı olsa ve CHP olağanüstü itiraz etse kabul eder miydiniz? Neyse arkadaşlar, yani sonuçta biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Hukuki sebeplerden dolayı açık açık söyleyemiyorum tabi de. Neyin ne olduğunu biz biliyoruz. Hiç önemli değil üzülmeye, umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Çünkü bir sürü arkadaş görüyorum isyan ediyorlar. Lanet olsun zaten kazandırmayacakları belliydi. Bunlar zaten ne yapıyor ediyor hiçbir zaman kaybetmiyorlar. Böyle kaybedince kazana kadar seçim tekrarlıyorlar. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz Ankara ellerinden gitti. Aslında İstanbul'da gitti. Şu anda yani herhangi bir level'da oyun oynarken herhangi bir level'da bölümün sonunda boss çıkar karşınıza. Bu zaten o bölümün sonundaki boss. O boss'u indirdiğiniz zaman mutlaka ne olur? Böyle bir yok olmuş gibi olur ama ondan sonra iskeletiyle tekrar saldırır. Nedense hep onu koyarlar ortaya şey gibi. Hani yendim sanıyorsun ama son bir daha sana saldırıyor. Artık heyecanı arttırmak için mi? Bilemiyorum. Ve işin daha garip yanı iskeleti daha güçlüdür. <laughs> Neden onu bilmiyorum da. Daha sonra saldıran iskelet daha güçlüdür. Her neyse arkadaşlar. Sonuç olarak ellerinde ne kadar koz varsa son bir kez daha direnmeye çalışıyorlar. Çalışacaklar mazbatayı falan iptal edeceklermiş. Kayyum atayacaklarmış. Şu anki haberler bu yönde. 7 kişinin oyuyla. 7 kişinin oyuyla abi. 7 kişi diyor ki kayyum atansın seçime kadar. Ondan sonra çok büyük ihtimalle kesenin ağzını açacaklar. Bakalım bu sefer hangi fabrika satılacak? Medyalarında algı operasyonu yapılmaya devam edilecek. Şimdi yavaş yavaş yandaş medya Selahattin Demirtaş salınmalı muhabbeti yapmaya başladı. Öcalan'ın bazı açıklamaları ortaya çıktı. O henüz kesin değil. Kısacası çok büyük ihtimalle HDP'leri yoklamaya başlayacaklar. Burada arkadaşlar dediğim gibi bu adamların artık son ayağa kalkma çalışması. Burada da biterse biterler. Burada da kaybederlerse çökerler. O yüzden şu anda umutsuzluğa ya da kendini salmaya, isyan etmeye yer yok. Ey bugünümüzü sağlayan Ulu Ötürk, açtığın yolda, kurduğun ülkede, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğimi ant içerim diye her gün biz okullarda ant içtik. Biraz durarak ya da yorulunca sıkılıp bırakarak yürüyeceğimi ant içerim demedik. Şu anda tabii en büyük görev İmamoğlu'na, CHP'ye ve İyi Parti'ye düşüyor. Meydanlarda çıkıp çok güçlü bir şekilde konuşacaklar. Sadece meydan da değil ama. İnsanları da sürekli ziyaret ederek, insanların sorunlarını dinleyerek. Hatta şimdiden bence söylemeye başlasınlar seçim rüşveti vermeye başlayacaklar diye. Bizi hedef göstermeye başlayacaklar diye. İstanbul'da oturan AKP'li tanıdıklarınıza ve özellikle MHP'li tanıdıklarınıza laf anlatmaya başlayın. Artık hala şunu görmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bunu yaparsanız onlar kazanır. Cumhur İttifakı seçmenini işte bunlar koyun vesaire deyip bırakıp gitmenizi istemiyorum. Olabilir. Ben her iki tarafta da koyun tipli insanlar görüyorum. Ama herkes böyle olacak diye bir kural yok. Yılmadan laf anlatmaya çalışacaksınız. Laf anlatmaya çalışırken kanser olunacaksa birlikte oluruz. Onlar fanatiklik yapacak, onlar küfür edecek, hakaret edecek, kendilerine ezberletilmiş lafları söyleyecekler. Sen FETÖ'cü müsün? Sen terörist misin? Önemli değil. Sen terörist misin dediği zaman hatırlıyor musunuz? Demirtaş'ın siyasi çizgisini beğeniyorum şeklinde bir açıklama yaptığı zaman İmamoğlu Ardından terör saldırısı oldu. Ondan sonra Mutlumuzun Ekrem diye yandaş medya haber yaptı. Şimdi gene yandaş medya Selahattin Demirtaş dışarı çıkarılmalı, salınmalı şeklinde haber yapmaya başladı. Bu ne anlama geliyor? Bunları çok iyi arşivlemek lazım arkadaşlar. Bunları unutmamak lazım. İşte bunları özellikle MHP'li tanıdıklarınıza göstermeniz lazım. Neden özellikle MHP'li tanıdıklarınıza diyorum? Çünkü arkadaşlar bu insanların Cumhur İttifakı kurarken... Sadece MHP'lilerin oylarına ihtiyaç duydukları için bir anda milliyetçi olduklarını biliyoruz. Şimdi HDP'nin oylarıyla İstanbul kazanıldığı için HDP'yi yoklamaya başladılar. Bunları gösterin. Cumhurbaşkanı çıkmış çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil falan demiş. Böyle demiş ama bir iki hafta içinde neler olacağı belli olmaz. Çünkü bu olay hep böyledir. Önce yandaş medya konuşmaya başlar. Yandaş medya konuşur, bir yoklar halkı. Olumlu tepki gelirse yöneticiler konuşmaya başlar. Yandaş medya kafasına göre konuşabilir mi sanıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi yani? Bir şirketin patronu biz buzdolabı satıyoruz diyorsa, o şirketin çalışanı televizyon satamaz. Bu da onun gibi yani. Rakip olarak gördüğünüz kişiler artık rakip partiye oy veren seçmenler olmamalı. Bu şekilde düşünürseniz kaybedersiniz. O insanlar sizin rakibiniz değil, sizin hedef kitleniz. Sizin hedef kitleniz onlar. Din konusunda ben sürekli buna getiriyorum kırmızı ama güzel bir örnek olduğunu düşündüğüm için birçok ateist sayfa gibi sadece dindar kişileri ötekileştiren ergen paylaşımlar yapsaydım bir adım ileriye gidebilir miydik bir adım bu da onun gibi arkadaşlar özellikle İstanbul'da yaşayanlar çünkü ben İzmir'de yaşıyorum İstanbul'un sorunlarını sizin kadar iyi bilemem İstanbul'un sorunlarını anlatın bu sorunları neden çözülemediğini bu inanılmaz ulaşım pahalılığı her şeyin pahalılığını sebebini bunu zaten İmamoğlu açıklıyor bak. Orada çok doğru hareketler yaptığını görüyorum. Diyor ki ihaleler işte yandaşlara peşkeş çekiliyor. O yüzden bunlar da sizin paranızdan çıkıyor. Bunlar çok doğru hareketler. Bunlar insanları uyandırıcı hareketler. Herkesi kucaklaması çok iyi. Muhalif basının da aynı şeyi yapması güzel. Yani şu anda en azından gördüğüm kadarıyla iktidar yanlısı seçmeni ötekileştirmeye çalışmıyorlar. Rakiplerinin kim olduğunun farkındalar. Yanlış medya bunun tam tersini yapıyor biliyorsunuz. Muhalif seçmeni ötekileştiriyor. Neden? Çok basit. Din konusunda biz konuşurken defalarca bunu görüyoruz biliyorsunuz. Ateistler yani ateizm yanlıştıra giremiyorlar. Neden? Nasıl girecekler? Kendi dinlerini nasıl kanıtlayacaklar? Ama şunu yapıyorlar. Ateistler şöyle şerefsizdir. Ateistler için tecavüz normaldir. Ateistler tecavüzcüdür. Ateistler teröristtir. Neden? Çünkü şunun farkına vardıkları için yavaş yavaş ellerinden taraftar kaybediyorlar. Yavaş yavaş insanlar uyanıyor, açılıyor. Taraflar kaybettikleri için de bu yola başvuruyorlar. Anlatabiliyor muyum? Daha önce söylediğim konsept. Haklıyla haksızın mücadelesi asimetrik bir savaş. Onların uyguladığı taktikleri sen uygulayamazsın. İkinizin artıları eksileri farklı. Bizim artımız arkamızda gerçeklerin olması. O yüzden kavga çıkarmaya çalışan, kutuplaştırmaya çalışan o medya olacak tabii ki. İstanbul Gönüllüleri diye bir oluşum kurmuş İmamoğlu. Google'dan ararsanız bulursunuz. Vaktim var diyorsanız oraya da katılarak yardımcı olabilirsiniz. Ama yoksa veya İstanbul'da değilseniz en azından AKP'li ya da dediğim gibi özellikle MHP'li tanıdıklarınıza laf anlatarak yılmadan, bıkmadan, usanmadan bir şeyler yapılması lazım diyor muydunuz? Senelerce bunu dediniz değil mi? 15-16 sene bunu dediniz değil mi? Al şimdi yapabileceğim bir şey var. Ve İmamoğlu kanadı bunları yaparken İyi Parti'de iyi polis kötü polis gibi olacak yani. İyi Parti'de AKP'nin milliyetçilik üzerinden yürümesi ile ilgili çelişkilerini ortaya çıkarması lazım. Ve özellikle de HDP'nin oyunu almak için bazı adımlar atarlarsa, mesela Selahattin Demirtaş'ın salınması görüşülebilir, Öcalan'ın durumunu iyileştirmesi görüşülebilir gibi bazı şeyler söylemeye başlarlarsa, o zaman buradan vurması lazım artık. Vur 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 o zaman. O zaman yukarıdan aşağı çalışacaksın. İyi Parti'nin en çok çalışması gereken yer bu. Çünkü biz bu arkadaşların AKP'nin milliyetçi durumuna geçmesinin geçici olduğunu, durum gerektirdiği için bu moda girdiklerini biliyoruz. Seneler öncesini unutmadık. Tekrar söylemek istemiyorum uzun uzun. Habur bu rezaleti diyeyim ben. Ve o açılım döneminde yaşananları diyeyim. Bunları unutmadık. O yüzden zaten bu tek adamlık referandumunda sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde soruyorlardı ya ne istemiyorsunuz? Bakın işte milliyetçi bir başkan vesaire. Teröristlere karşı falan. O zaman da söylemiştim. 3-4 sene önce açılım modunda olan birisinin durum gerektirdiği zaman tekrar o moda geçmeyeceğini nereden biliyoruz? Demiştim zaten. Şu anda o moda tekrar geçmenin sinyallerini görüyoruz. O moda geçerseniz İstanbul'u PKK'lılar aldı diye ağlayan bir kız vardı ya Fetih suresini okuyan. O Fetih suresini okuyan kıza nasıl cevap vereceksiniz? Ben şunu çok net hatırlıyorum. Şu an hani CHPKK diyorlar ya CHP'ye söylemlerinden dolayı. O zaman söylemlerinden değil eylemlerinden dolayı açılım döneminde ben değil ama internet üzerinde AKPKK diye bir yakıştırma yapıyorlardı. Onu söyleyen insanlara da zaten suç duyurusunda bulundular. Siz nasıl böyle bir şey dersiniz diye. Ama bu dönemleri ben hatırlıyorum, gördüm. O fetih suresini okuyan kız görmedi büyük ihtimalle, bilmiyor onları. O zamanlar konuşmayı bilmiyordu. Sonra o geçmişi zaten büyük ihtimalle arşivden falan silmişlerdir. Facebook'ta şeyi sordum. Seçim için AKP'li ve MHP'li tanıdıklarınıza laf anlatmaya çalışırken hangi konulara değinelim? Bir arşiv oluşturalım dedim. Birçok arkadaş güzel şeyler yazdı. Bir arkadaş bütün konuları neredeyse kapsayıcı bir şekilde bir sürü madde yazmış. Oradan beğendiğim maddeleri okuyayım. Açılım döneminde olanlardan bahsetmiş. Kürt açılımı zamanında şehir isminin değişmesi için torba yasa yaptıkları için, ülkeye 4 milyon Suriye aldıkları, onlara her türlü hakkı tanıdıkları için bak bu iyi kullanılabilir. Birçoğu birbirine benziyor bir saniye. Suriye'deki muhalifleri silahlandırırken Doğu Türkistan'daki Türklere terörist sıfanı yakıştırdığınız için demiş. Altta da bir haber vermiş. Erdoğan iki nokta üst üste Çin'de Çin'in toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Kendimiz üretmek yerine sürekli ithal ettiğimiz için ÖTV muhabbetinden bahsetmiş tabii ki. Twitter'ı, YouTube'u, PayPal'i, Wikipedia'yı yasakladığı için, sosyal medyanın özgürlüğünü kısıtladığı için, Meral Akşener'i hapiste tehdit ettiği için, andımız kaldırıldığı için bak bu önemli. Andımız geri gelecek falan diyorlardı çünkü gelmedi. Sevim Tanürek cinayeti yazmış bir arkadaş. Onu da arkadaşlar gerçekten unutturmaya çalışıyorlar. Bence çok önemli olaylardan bir tanesi. Hiçbir şekilde bu arkadaşları affedemeyeceğim olaylardan bir tanesi. Merak eden araştırabilir. Hakkında belgeseller de var. Biri şey yazmış. Ben Habur videolarını izletiyorum böyle bir saat kadar utanıyorlar. Ben şeyi hatırlıyorum arkadaşlar. Baya baya PKK'lılar. Doğu'da kimlik kontrolü falan yapmaya başlamıştı. Biri neyi anlatacaksın ki kendi genel başkanları Erdoğan hakkında zamanda neler dedi. Şimdi ise topaç gibi döndü. Türk siyasi tarihi, bahçeliği ve onu destekleyenleri unutmayacak demiş. E bunu anlat işte. Bence bunlardan daha önemlisi ki her şeyden önce daha böyle spesifik olarak sayılarla konuşarak CHP'nin bunu zaten yapması lazım. En büyük sıkıntı şu anda halk sürekli aç gezerken neden aç geziyorlar? Aldıkları para değişmiyor. Çok fazla artmıyor. Ama vermeleri gereken her şey artıyor. Bağkur priminden, sigortasından, verdikleri sınav ücretlerine, trafik cezalarına, yiyecek içecek her şey daha yeni ekmeğe zam geldi. O da uyanıklık yapıyorlar. Bir buçuk lira ama minnacık yapmışlar ekmeği. Gramajını o kadar küçültmüşler ki eşim görünce güldü. Ne yaptın dedi sandviç ekmeği mi aldın? <laughs> Vallahi dedim ben hep bir buçuk liralık ekmek alıyorum. Her neyse bütün bunlar olurken baştakilerin sarayda oturmasını geçtim her türlü lüksün içinde yaşamaları. Daha yeni gördük Diyarbakır'ın bir ilçesine galiba kayyum atanmış. Orada adamlar 300 bin liralık lüks tuvalet yaptırmışlar. Makam araçlarından inanılmaz ödeneklerine, inanılmaz harcamalarına kadar bunları göstermeniz lazım. Bunları gösterin. Birçoğu işte adamlar iyi ama çalışıyor. Yok köprüyü yaptılar, yok bilmem ne yaptılar. Bunların gösteriş olduğunu da anlatın. Arkadaş diyor ki 3. yapılan havaalanında, bu arada o 3. havaalanı değil 2. Ikinci çünkü 2.yi kapattılar. Yeni ikinci havaalanı bu oldu. Her neyse üçüncü havaalanından çıkış bile yarım saat sürüyor diyorlar. İyi de ben İzmir'den İstanbul'a gitmek istedim zaten bir saat. Daha da ilginci üçüncü köprü komedisi. Çünkü üçüncü köprü yokken şu anda ne yaptılar bilmiyorum. Üçüncü köprü yokken İstanbul'a gidiş İzmir'den 9 saatti. Şimdi 10 saat oldu köprüyü zorunlu tuttukları için. Çünkü daha önce geminin içinde gidiyorduk. Karşıdan karşıya otobüs geminin içine giriyordu öyle geçiyordu. Şimdi ta en tepeye dolaşıp Oradan köprüden geçip aşağı tekrar iniyor. Seneler önce dış destekleri kesildikten sonra yavaş yavaş güç kaybetmeye başladılar. İlk seçimde bir taktik uyguladılar. Biraz da CHP'nin yardımıyla millet terör korkusuna %40'a kadar düşen AKP'ye tekrardan %50'ye çıkartıp kazandırttı. Orada uyguladıkları taktik tuttu. Bir sonraki seçimde artık kazanmayacaklarını anladıkları için MHP'yi aldılar yanlarına. Ve buna rağmen büyük şehirlerde hayır çıktı. O zaman bir şey demediler. Aslında o zaman da İstanbul'da hayır çıkmıştı. Yani İstanbul'da muhalifler daha fazlaydı. O zaman ama kendileri kazandığı için bir şey demediler. Şimdi İstanbul'u kaybettiler. Çünkü güç kaybetmeye, kan kaybetmeye, para kaybetmeye devam ediyorlar. Ve şunun farkındalar. İstanbul giderse çok önemli para kaynakları bitecek. Çünkü adamların nesi var ki başka? Hani bir şey üretmiyorlar zaten. O yüzden arkadaşlar bütün gücünüzle yılmadan, bıkmadan, usanmadan İnsanlara laf anlatın. Konuşun. İmamoğlu diyor ya artık sanatçı da konuşsun. iş adamı da konuşsun. Herkes konuşsun. Evet. Herkes konuşsun arkadaşlar. Ve kesinlikle ötekileştirme görmek istemiyorum artık. Şurada bile soru sordum işte arkadaşlar. Neler söyleyebiliriz bu işte AKP'li veya MHP'li tanıdıklarımıza diye. Burada bile bir iki tane ızdırap insan geliyor. O pislik kitleden tanıdığım olmadığı için çok mutlak al işte. İyi de güzel kardeşim arkadaşım sen de o insanların sol versiyonu oluyorsun. Benim gözümde öyle. O insanların sol versiyonu sen oluyorsun. Bunu bırakacaksınız artık abi. Bu kafayı, bu zihniyeti bırakacaksınız. Şu bir gerçek mi? Bak. Şu bir gerçek mi? Evet, birçok insan kandırılmış veya birçok insan etki altına alınmış olabilir. Ama şu bir gerçek mi? Halkın ezici çoğunluğuna sorsan, tamam mı? Şunu desen, sen fakir bir şekilde gezerken, ülke doğru düzgün üretim yapamazken, teknoloji olarak, bilim olarak, spor, sanat olarak ve daha birçok konuda dünyanın gerisinde kalmışken tepedeki insanların, seni yöneten insanların hiçbir şey yokmuş gibi lüks ve sefa içine yaşamasını, eşini dostunu da zengin etmesini ve bütün bunları yaparken de ülkenin itibarının yurt dışına dalga konusu olmasını ister misin diye sorsan ülkenin çoğunluğu hayır der değil mi? Ülkenin çoğunluğu hayır der. Aslında birçoğumuz yani ezici çoğunluğumuz aynı şekilde düşünüyoruz. Aynı şekilde düşünüyoruz ama büyük bir kısım gerçekleri yanlış biliyor. Sorun orada. Gerçekleri yanlış biliyor ne tarikat mantalitesiyle veya sizcilik bizcilik mantalitesiyle görmek istemiyor gerçekleri. Görmüyor, görmek istemiyor. Belki görecek yeteneği yok ama ne olursa olsun. Her şeyden önce şunu unutmamanız lazım. Ezici çoğunluk aynı şeyi istiyor aslında. Onlara gerçeği göstermek lazım işte. Gerçeği görmelerini sağlamak lazım. Zaten bu işte siz, biz veya onlar mantalitesi yüzünden, fanatiklik mantalitesi yüzünden laf anlamak istemiyorlar. Bizim din konusunda laf anlatmaya çalıştığımız insanların bazıları ısrarla anlamak istemiyor. Neden? İki kesim var. Bir tanesi bu işten para kazanıyor. Bir tanesi bu işten prim yapıyor. Diğeri de tarikat mantığı yüzünden karşı tarafa yenilmemeliyim. Düşüncesiyle ne olursa olsun senin söylediğini kabul etmiyor. Siyasette de işte aynı şey geçerli arkadaşlar. İnsanlar diyor ya millete laf anlatmaya çalışıyorum. Kanser ediyorlar beni. Evet kanser edilecek kesim gelecek. Olacak yani bu. Yılmadan anlatmaya devam edeceksin. O seni kanser eden kesim iki gruptan birisi. Bir tanesi neyin ne olduğunu bilen ama şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid eden insanlar. Yani düşünsene adam basın mensubu tamam mı? Oturuyor böyle şeyde binada. Bakıyor şey yok. Bugün diyor işte CHP'lileri nasıl iftira atalım? Normalde bir haber olacak da işte o haberde onun sosyal medya hesabına girecekler. Bakacaklar işte Mehmet Akif Ersoy paylaşmış. Yok bu olmaz. Sonra bakça a İmamoğlu da paylaşmış. Ah işte İmamoğlu'nu sevenler böyledir. İşte metrobüs sapığının gerçeği. Çünkü o adamın Mehmet Akif Ersoy paylaşımı da var. Atatürk paylaşımı da var. İmamoğlu paylaşımı da var. O ikisini görmüyorlar. İmamoğlu'nu görüyorlar ve oradan da işte görüyorsunuz işte CHP'liler böyle sapıktır diye haber yapıyorlar. Sonra bakın sonra o da bitiyor o da bitiyor. Diyorlar ki ne yapalım? E bari haber yok biz de yaratırız. 2 üç tane adam böyle zafer işaretleri yaparak Atatürk diyeceksin, Kılıçdaroğlu diyeceksin diye mülteci dövüyor. Afyon Karahisar'da CHP'li varmış da, CHP'li varmış da mülteci dövüyormuş. Yani bu insanların mantelidesini, bu insanların ruh halini bir düşünsenize. Bunu yapan, bu sahte haberleri yapan insanları yolda bulup da laf anlatmaya çalışsan ne olacak? Bir, ikincisi bu tür insanlar zaten sahte hesaplarla vatandaş kılığında da sosyal medyada geziniyorlar. Yani bizzat bu insanlar olmasa bile bunlar gibi şahsi çıkarların yüzünden bu işi yapan insanlar sosyal medyada geziyor zaten. Diğer grupta işte partiyi tarikat olarak gören insanlar. Nedir evet arkadaşlar? Sonucu çok fazla düşünmeyin. Sonuç ne olursa olsun siz bütün gücünüzle yapılması gerekeni yapın. Bu insanlar sürekli güç kaybediyor. Bir gün ellerinde kaybedecek güçle kalmayacak ve bitecekler, çökecekler bugün veya yarın. Yani düşünsenize bak. Biraz da okuyacağımız haber mesela. AKP ile MHP'nin bazı şehirlerde arası açılıyor ve birbirlerine girmişler. Genel olarak şu anda birbirlerine girmiş olsalar ter yani adamlar. Başkanlık seçimini bile kazanamazlardı. Ama biz başka takımların atacağı gole, alacağı puana, galibiyete bakmayacağız. Kendi önümüzdeki maçlara bakacağız arkadaşlar.